Efsane oyuncular Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, Bebek'te iş toplantısı sırasında kameralara yansıdı. Bu sezon Baraj dizisinin yapımcılığını üstlenen Yağmur Ünal, 2014 yılında annesi Türkan Şoray'ın yönettiği Uzaklarda Arama filminde ilk kez kamera karşısına geçmişti. Genç yapımcı, oyunculuğa devam etmek istemediğini belirtti. Evet, uzun zaman oldu. İyiyiz, çalışıyoruz. İşte toplantıdaydım demin. Böyle açık havalarda toplantı yapıyoruz. Var mı yeni projeler efendim? Ekranda görecek misiniz? Var var. Beni değil, ben... Yapımcı tarafındasınız. Siz evet. Ama yani düşünüyor musunuz zaten tekrardan? Zaten devam eden dizimiz var. Yeni işlere de bakıyoruz. İnşallah yakın zamanda siz güzel şeyler olur. Siz tamamen bıraktınız mı peki oyunculuğu? Yapımcı tarafına mı geçtiniz tamamen? Evet evet, zaten yapmamıştım ki oyunculuk. Yani öyle bir süs gibi yok. Yani hiç o tarafta değilim. Yağmur Ünal uzun süre bir dizi hastalıkla uğraşan 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Maşallah çok iyi. Her şey yolunda. Çok iyi, keyfi yerinde. Güzel, sağlığı düzeldi. İyi yani. Gittikçe de daha iyiye gidiyor. Ünal'a sık sık sosyal medyada Yeşilçam'ın en güzeli kim anketinin yapıldığı hatırlatıldı. Sosyal medyada da hep gündem oluyor işte Yeşilçam'ın en güzeli kimdi diye. Hep Türkan Şoray da ilk sıralarda yer alıyor. Hı. Konuşma fırsatınız oluyor mu annenizde ya da sizin beğendikleriniz var mı Yeşilçam'da? Anneniz vardı, korku geçmiyor ama. Yok yok. Siz en çok kimi beğendiniz? Hepsi birbirinden değerli. Hiç aramızda böyle bir şey konuşmadık bile. Annemin de zaten çok sevdiği arkadaşları hepsi. Hepsi birbirinden değerli. Annem zaten benim kalbimin şeyi. Yağmur Ünal sevgilisi DJ Can Balta ile ilişkisi hakkında açıklama yaptı. En son neden bir ilişkiniz vardı? Nasıl gidiyor ilişkiniz? Ben hiç ilişki konuşmam, her şey yolunda diyelim. Öyle evlenmeyi olsun. Düşünüyor musunuz? Peki sizden? Benim evlilik şeyleri. Şu anda her şey yolunda. Genç yapımcı, annesi Türkan Şoray'ın şu dönem oyunculuk yapmak istemediğini anlattı. Annenize böyle bir rol falan vermeyi düşünüyorsunuz ya da annenize tekrardan böyle beyaz perdede falan... Yok, o istemiyor zaten artık. İstemiyor. Evet, o da istemiyor. O yüzden ben hiç ona o tekliflerle gitmiyorum. Bir tek işte bazen diyorum, şunu okur musun, bunu okur musun, ne düşünüyorsun? Ondan senaryoyla ilgili, projelerle ilgili fikir alıyorum ama onun dışında istemiyor. Keşke yapsa aslında, çok hani da güzelleşti şöyle bir şey, son dönem. Hani futbolcular jübile yapıyor. Annenizin evet. De böyle bir son, böyle hatıra olarak. Valla bence olmalı. Ben isterim çok. Peki bunu anneniz istiyor mu? Şu anda değil ama belki böyle kendine geldikçe, canlandıkça, daha da güzelleştikçe belki de ister. Ben bir konuyu tekrar bir teklif edeyim, bunu bir düşüneyim ben. Yağmur Ünal'a annesinin hayat hikayesini filme aktarmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. Yani o ne kadar ister öyle bir şey bilmiyorum ya da ben nasıl böyle bir şeye kalkışırım, cesaret etmesi zor bir şey bu. Yani kolay değil öyle bir işe girmek, o yüzden hiç o topun altına girmeyebilirim. Annenizi kim canlandırır böyle işin? Hiç yani, bu da çok zor yani, bu her anlamıyla çok zor bir konu bu, o yüzden ben hiç oraya girmeyeyim diyorum. Konu annem olup da mutlaka bir yere vurmam lazım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.